Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimine ilişkin kesin olmayan sonuçları açıkladı. Milletvekili genel seçimine ilişkin YSK'dan yapılan açıklamada yurt içi ve yurt dışında toplam oy sonuçlarına göre 59.367.469 seçmenin 51.189.698'e oy kullandı. 188.008 sandığın %100'ü açıldı. Oyların 1.053.362'si geçersiz sayıldı. Buna göre AK Parti'nin 20.980.956 oyu alarak %41.85'lik oy oranına ulaştı. CHP toplam 11.271.240 ile %22.48 oranında oy aldı. HDP 5.867.564 oy alarak %11.70, MHP 5.466.775 oy ile %10.90, İYİ Parti 4.995.944 oy ile %9.89, Saadet Partisi 668.744 oy ile %1.33, Hüdapar 157.315 oyla %0.31, Vatan Partisi 117.631 oyla %0.23'lük oy oranına ulaştı. Bağımsızlarsa 75.634 oy olarak tüm oylar içinde %0.15'lik paya sahip oldu. AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın ortak oyu 455.529, oranı %0.91 oldu. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın ortak oyu 118.954, oranı %0.24 olarak hesaplandı. Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yurt içi ve yurt dışı oylarını kapsayan kesin olmayan sonuçlara göre 59.367.469 seçmenin 51.197.832'si oy kullandı. Oyların 50.068.418'i geçerli sayıldı. 188.008 sandığın %100'ü açıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26.329.920 oyla tüm oyların %52.59'unu alarak seçimin galibi oldu. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 15.340.295 oyla oyların %30.64'ünü aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 3.649.432 oyla %7.29, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş 4.206.130 oyla %8.40, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 443.690 oyla %0.89, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 98.951 oyla %0.20'lik oy oranına ulaştı. YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Güven, yurt içi ve yurt dışı sonuçların %100 olarak sisteme işledik ve tüm siyasi partilerle paylaştık dedi. Yurt içi ve yurt dışı sonuçları %100 olarak sisteme işledik ve tüm siyasi partilerle paylaştık. Teşekkür ediyorum. Güven ayrıca, Türkiye'de yurt içinde, yurt dışında ve gümrüklerde açılmamış, sisteme girilmemiş hiçbir sandık sonucu yoktur ifadesi kullandı. Türkiye'de yurt içinde, yurt dışında ve gümrüklerde açılmamış, sisteme girilmemiş hiçbir sandık ve sonucu yoktur.